Herkese merhabalar, Clash of Clans Türkçe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, facecam yok, yarın gelecek. Bugün pazar ve kameramanı yazık ki iş yerinde unutmuşum. Şimdi arkadaşlar, genel olarak gidişat güzel bu köyde. Biliyorsunuz yakın geçmişte birkaç tane geliştirme yaptım. Özellikle Dev'in 11. seviyeye gelmiş olması bayağı bir işimi gördü. Fakat bugün bunu 12. seviyeye geçireceğiz. Buna da gelmeden önce ana köyde yapacağımız ufak bir geliştirme var. Şu an gördüğünüz gibi 10 milyon altınımız var ve çok merak ediyordum. Şu cehennem kulesini 5. seviyeye götürmek istiyorum. Bir evlat acısı gibi gelecek şu an, farkındayım ama basıyorum. Bastım. Tamı tamına 2 haftalık bir geliştirme. Bu 2 haftalık sürede oldukça ne yazık ki defans kaybedeceğim. Fakat dilerseniz buradan da bir saldırı yapalım, daha sonra devam edelim. Yapacak bir şey yok. Hepimiz bu geliştirmeyi er ya da geç yapacağız. Şimdi o tarafta geliştirecek çok fazla artık defans var. Çünkü biliyorsunuz top atarlar, işte okçu kuleleri vesaire, hepsinin yeni seviyeleri geldi. Ve ne yazık ki bunlarla da yüzleşmek zorundayız. Tam diyorum ki ulan tamam, sonunda getirdim son seviyesine, artık adam akıllı hani biraz duvar basabilirim diyorum. Hop, yeni bir güncelleme çıkıyor. Yeni güncellemeyle yine bizi en başa atıyorlar. Buraya saldırabiliriz. Buranın şöyle bir güzelliği var. Her ne kadar duvarları yüksek olsa da köy binası düşük seviye olduğu için biraz işimi rahatlatır. Şöyle sağdan soldan da 3-5 tane büyücü atalım. Ve içeriye doğru girerken arkadan öfke büyüsünü gönderelim. Şimdi bizim çocuklar içeriye doğru girdi. Derken burada saldırıya uğradılar. Ve hemen Adnan'ın da özelliğini kullanalım. Şimdi ana grup nerede? Ana grup burada. O yüzden oraya bir tane de öfke bırakıyorum. Onlar bayağı hızlı bir şekilde ilerleyecek. %50'yi zaten aldık. Şimdi boş kalan ve defanssız kalan yerlere birer tane okçu bırakacağız. Onlar, bu arada okçu kraliçeye dikkat edelim. Onlar bir şeylerle uğraşırken ben yine sağdan soldan birer tane göndereyim bunlardan. Tamam mı? Ne alemdeler diye bakıyorum. Nereye destek gerekecek diye bekliyorum. Ne yazık ki köy binasını alamadık. Evet, ama olsun. Sol kısma gönderelim çünkü sağ kısma az sonra defanslar gidecek. Soldan bir iki bina daha kapsak, ne kapsak kârdır. Sağdakiler yetişmez diye göndermedim. Aslında bir tane bina rahat alınmış. Belki ikincisini de oradan destekle alabilirdik. %60 bir yıldız. İyi, Allah bereket versin. Zaten benim istediğim şu an biraz daha altın almaktı. Çünkü altının hemen hemen hepsini harcamış bulunuyoruz. Öte yandan 142.000'de gördüğünüz gibi kara iksirimiz var. Onu da şu hanımefendiyi geliştirmek için kullanacağız. Ama ne yazık ki harcadıkça harcıyoruz. Derken diğer köye gidelim ve oranın saldırısını dilerseniz yapalım. Şimdi ne yazık ki hepimizin nefret ettiği bir şey oldu ve Saat Kulesi'nin süreleri yavaşladı. Bu da bize ne yazık ki gem harcatmaya yöneliyor. Şimdi derseniz bunu hemen hızlandıralım ve bir saldırıya gidelim. Devimizi geliştireceğiz bugün 12. seviyeye. Bugün bir onu hemen yapmamakla birlikte bir dev videosu da özellikle gelecek bunun için. Şimdi zor bir köy. İyi geliştirmiş arkadaş. Eyvallah. Çok kolay bir köy olmadığını görüyorsunuz siz de. Yine de şöyle yapacağız. Aa, dondu oyun. Lan! Oyun dondu. Şş. Ya donma ya. Yani Clash Royale'de şeyden atar, burada donar. Olacak iş değil ya. Ah tamam, geldi. Biraz geç geldi ama. Neyse. Umarım kayıt da devam ediyordur. Kayıt devam etmiyorsa çok fazla söveceğim. Arkadan şeyleri göndereceğim ama barbarları az sonra göndereceğim. Çünkü oradaki eziciyle karşılaştığında ne yazık ki kötü hasar görecekler. Derken şimdi nereye saldırıyor diye bakıyorum. Hala içeriye gitmiyor ne yazık ki. Bizim çekiş de öldü. Evet, aferin size. %50'yi bile alamadık. Evet, ne yazık ki kötü bir saldırı oldu ama bu şey de beni bir yandan heyecanlandırdı. Ulan nereye saldırıyoruz biz diye. Neyse, en azından o ezici gitti ya, ona şey yaptım. Rahatla, ama muhtemelen aldı zaten bizim köyü. Canlı izlesek mi? Hadi bakalım neymiş ne değilmiş. Evet, bayağı bir almış. Utanmasa zaten direkt 3. yıldızı da alacak arkadaş. Hop. Bayağı aldı ya adam. %60 ama zorlamasına bence gerek yok. Ben zaten aldım alacağımı. Yani yenildim yenileceğim kadar. Olacak o kadar. Evet, benzer bir köy tasarımı, fakat soldan gireceğiz tabii ki. Çünkü oranın defansı daha düşük.
Fırını da sol tarafa değil sağ tarafa koymakla bence hata yapmış. Şimdi şuna basalım. Arkasından 3 tane duvar kırıcıyı bırakalım. Tamam mı? Sonra bunlar ilk duvarı kırdıklarında arkadan hemen devlerle biz ilerleyelim. Ve 2 tane top atarı soldan bırakalım. Ne yazık ki orada birkaç tane devimiz havaya uçtu. Ama sıkıntı yapmayacağım. Çünkü eyvah dur. Şu şeyi de bir hareketlendirelim de çekicimizi. Evet şu an devler de iş yapıyor. Bizim çekiş de iş yapıyor. İleriye doğru gittiler biraz. Ne yazık ki fırın güzel saldırdı. Köy binasını alırız diye düşünüyorum. Onlar da sol altta fırını alırsa inşallah. Evet aldı. Elim biraz daha kuvvetlenmiş olur. Şu an %45'te kaldık ne yazık ki. Çok yüksek bir yüzde olmadı. Ama %50'yi alırız gibi gözüküyor. Aldık nitekim. Son 1-2 bina belki. Ama havan herhalde alınmaz diye düşünüyorum. Evet onu da son dakikada kurtardı. %52 yıldız tartışılır bir saldırı oldu. Şu dev saldırısını biraz belki değiştirmem gerekiyor. Farklı bir saldırı yapmam gerekiyor. Ve evet dilerseniz yeni bir saldırıya doğru gidelim ve bakalım neler yapabileceğiz. Tek ezicili bir köy. Yukarıdan girmek sanki daha makul gibi gözüküyor. Şuralara birer tane önce bombacı bir koyalım tamam mı? Sonra içeriye doğru çocukları gönderelim birer ikişer. Arkadan hemen diplerine bir tane daha ezici koyabiliriz. Şöyle geniş olarak 3-5 tane barbar göndereceğim biraz ortalığı karıştırsınlar diye. Çünkü etraf daha az kişiye sahip oldukça benim duvarı delip içeri girmem daha kolay oluyor. Şekil 1A. Şimdi de hemen yukarıdan 5 tane barbar gönderiyorum. Diğer ikisini de diğer sağda solda alabileceğim şeyler için kullanacağım zamanı geldiğinde. Şimdi çekiç girdi. Bir tanesini soldan bir tanesini sağdan bırakalım mesela. Şu an çekicin özelliğini kullanalım ve inşaatçı binasında alıyor rahat bir şekilde. Bizim çocuklar da sağdan soldan 3-5 bir şey daha toplar diye düşünüyorum. Görelim öyle mi olacak. %49'daydık. Evet. %52'deyiz. Şu an 59. Güzel. %65'i aldık. Tahmin ediyorum bu savaşı da alırız diye düşünüyorum. Barbar bu arada solu da gördü ama %75. Güzel. Gayet iyi. O çekici de alın lan. Eziciyi. Hadi oğlum. Hadi lan. Neyse kısmetliymiş. %75 bandında kaldık. Güzel bir saldırı oldu. En azından istediğimizi aldık. Ve ikinci zaferimize tamam. Şu an 1.6 milyon iksire ulaştığım için direkt bunu basmam lazım. Aksi halde başımıza iş açacağız. Ama bundan sonraki geliştirmeyi unutmazsam eğer şeyden yapmayı planlıyorum. Okçudan yana yapmayı planlıyorum. Okçu çünkü gayet kuvvetli aslında bu tür savaşlarda ve biraz daha okçuya yönelmem gerekiyor ama seviyesi düşük şu an için. Evet yeni bir köy, benzer bir tasarım ama bakalım ne kadar iş görecek. Şimdi bunlardan bir tane minyon alalım. Bizim minyon 6. seviye. Okçu kaç? Okçu 7. seviye. Aslında okçu alabilirmişiz. Ama tabii ki 10. seviyeye kadar geliştirmek istiyorum onu. Şimdi bir tane ezicimizi basalım. Sonra da dilerseniz direkt devlerimizi gönderelim. Çekicin özelliğini kullanalım. Çünkü yukarıda bir tane açık bırakmışlar. Muhtemelen orayı bizim için bırakmışlar. Altı da üstü de. Gelin canımızı okuyun diye. En azından havanı vesaire alır orada. Şimdi şuraya bir tane bırakalım. Sola bir tane bırakalım. En sola bir tane bırakalım. Çekicin özelliğini kullanalım. Evet. Arkadan bir tane destek gönderiyoruz. Güzel. Soldan bir tane daha gönderebilirim sanki. Son olarak da nereden? Şu sol alt kısımdan bir tane gönderelim. Hiç değilse bu binalar biraz biraz iner. Nereye gidiyorsun Allah aşkına ya? Bak eziciye gidiyor ya akıllı. Neyse diğer eziciye geldiler. Vuruyor. Muhtemelen alır diye tahmin ediyorum. Emin olamadım şu an gerçi ama. Çünkü bütün köy şu an bizim eziciye saldırıyor. İyi Allah'tan. Orayı da aldı. Şu an birkaç bina daha alıyorlar güzel bir şekilde. Okçular destek oluyor ama sağdaki herhalde kurtaramaz durumu. %78.9 %80 güzel. Hala mesafe var. Bu da demek oluyor ki bir tane ya da iki tane daha binayı alabilirler. %82 diyelim buna. 83 oldu. Bu binayı da alırlar ama diğerini alamazlar diye tahmin ediyorum. %86 gayet güzel bir rakam. Herhalde bu savaşı da alırız diye tahmin ediyorum. Aa uzakta olduğu için görmedi. Güzel. %89 tahmin ediyorum. %89 da dilerseniz bu savaşı da bitirelim. Güzel oldu. Bayağı bir savaş aldık bugün. 924.000 bandında da gördüğünüz gibi bir şeyimiz var.
altınımız var. Bu altına ne geliştirebiliriz diye bir yandan da düşünüyoruz ama acaba. Bu arada günün sonunda şu boksör dev 12. seviyeye geldiğinde ona ayrı özel bir bölüm çekmek istiyorum. Özellikle tek tür saldırılar tarzında bir bölüm yapacağım onun için. Şu an 924 bine ne basabilirim? Bir yandan onu düşünüyorum. Bu arada inşaatçı binasını merkeze taşıdım. Normalde soldaydı. Çünkü sağ kısımda çok atıl kalıyor. Çok tek başına kalıyor gibi gözüküyor. O yüzden buraya taşıma ihtiyacı duydum. 800 bine bir tane okçu kulesi basabiliriz. Top atar basabiliriz 600 bine. Bunlar düşük masraflı şeyler. Düşük masraflı olmasından dolayı basmak aslında daha makul gözüküyor. Çifte topu yine bir günde ileriye atabiliriz. Aslında bunu yapabiliriz. Ya da sol tarafı biraz daha güçlendirmek adına dilerseniz şu topu basalım. Ve bugünün bölümünün de yavaştan sonuna gelelim. Genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlar değil Berter arkadaşlar. Siz yokken görüyorsunuz, fark etmişsinizdir. Bu tuzakları, işte nedir efendim şu şeyleri, mayınları vesaireleri ben geliştiriyorum. Yine aynı şekilde şu mega mayına da sıra gelecek az sonra, bu şeyden sonra. Aklınızda olsun. Yani siz de eğer benle birlikte gidiyorsanız bunları da yavaş yavaş geliştirin. Bu geliştirmelerden sonra, özellikle araştırmalardan sonra farklı askerlere de yoğunlaşacağım. Şahsen bir tane geçen gün bir arkadaş yazmış. Savaş makinesini 10. seviyeye götüren bir bölüm çeksen abi diye. Var öyle bir isteğim ama dediğim gibi ona biraz daha zaman var. Bir de malum maliyetli oluyor o videolar. O yüzden hemen çekemiyorum ama niyetliyim. Brawl Stars'ı çok fazla soran var. Brawl Stars'da yarın muhtemelen gelir arkadaşlar. Onun için de kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan da haberdar olursunuz. Sol altta göreceğiniz üzere onur.app.aydın da Instagram sayfam. Oraya da beklerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.